Tekrardan merhabalar herkese. Sizlere e, Akan Bey'i davet edelim kendisini. Hep birlikte sürecimize devam edelim. Akan Bey e, teşekkür ederim davet için bu arada. Biraz benim bu arada hikayem biraz tuhaf. Yani ben şimdi anlatmaya başlarsam <laughs> sabah <parkaları gülüyor> anlatırım. Onun için siz beni arada sırada durdurun lütfen. Çünkü şimdi bu arada bunun e, tam da şimdi yeni bir teknoloji kitabı yazdım. Kitabın bir parçasına da bunu anlattım aslında. Ben bu arada e, 1978 yılında doğdum. Dolayısıyla şu anda 43 yaşında birisiyim ama ben Yugoslavya'da doğdum. Yani ve olmayan bir ülkede doğmuş oldum. Biliyorsunuz Yugoslavya türbülansa girdi. İç savaşlar gördü e, ve artık bu ülke yok. E, ama ülkem varken e, demir perde ülkesiydi. Yani e, komünist bir ülkeydi. Dolayısıyla ben de komünist doğmuş oldum. Yani zoraki komünist yaptılar beni. E, dolayısıyla bu Sovyet modernizmin tüm izlerini taşıyan çok renksiz bir ülkeydi. Cansız bir ülkeydi. Yani böyle yaşadığım bina ki seç, seçemiyordum biliyorsunuz komünizmde sahiplik yoktu, devlet veriyordu. Belli staj sonucunda da belli bir yere götürüyordu. Sizi. Sen burada yaşayacaksın diyordu. Ve böyle komünist rejimin böyle Sovyetler Birliği'nden kalma bina tipolojileri vardı. Böyle yarı, yarı brutalist, böyle nefes almayan binalar, renksiz binalar gibi düşünebilirsiniz. Biz öyle bir binaya ailemle beraber yuvamız demeye çalışıyorduk. 54 metrekareydi bu arada elimiz, Bu da şeyde o, 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 sistemdeki bütün evler küçüktür bu arada. Çatı katıydı. Dolayısıyla aşağı doğru indiği için zaten 54 metrekarenin yarısını kullanamıyorduk. Böyle düşünebilirsiniz. Böyle eğilerek falan e, gidiyordum gidiyorduk diğer taraflara. E, şimdi her şeyimiz planlıydı. Yani komünist rejimde her şeyin sahibi devlet olduğu için yani böyle bir seçim yapma şansınız çok yoktur. Yani bütün hayatınız planlıdır. Yapacağınız iş, yapacağınız meslek, algılarınız, neye inanmanız gerektiğini, Bunların hepsi yani hayatımızda planlıydı. Yani zaten üretim dediğinizde bir çamaşır makinesi markası vardı, Zastava diye bir otomobil markamız vardı bizim, bir tane otomobil markası vardı zaten devlet üretirdi. En de sonunda Star sonunda da onu almaya çalışırdınız. Ee, yani bu 23 yaşına gelmeden önce benim önemli hayatımın önemli bir kısmı. Berlin duvarıyla ilgilidir. Bu arada Berlin duvarının arkadaşlar o sembolünü söylemeye çalışayım. Berlin duvarı biliyorsunuz Doğu ve Batı şeyi ayırır, Almanya'yı ayırır. Aynı zamanda şeyle işte perde arkasında kalan o komünist ülkelerle geri kalan dünyayı da birbirinden ayırır. Dolayısıyla 1989 yılında bu Berlin duvarı düştüğünde bizim için o çok önemli bir şeydir, olgudur. Çünkü Sovyetler Birliği bu protestoları durdurmaya kalkmadı. Müdahale etmedi. Mesela 50'lerde, 60'larda bu tarzdaki protestolara müdahale etmişti Sovyetler Birliği'nin. O kırmızı dediğimiz ordusu, o kızıl dediğimiz ordusu şeylere Çeklere müdahale etti. Çekoslovakya vardı o zaman. Macarlara müdahale etti. İlk defa müdahale etmedi. İlk defa müdahale etmediği için bu aslında bir sinyaldi bizim gibi ülkelere. Artık Sovyetler Birliği'nin sonuna geldik. Artık kendi yolunuzdan gidebilirsiniz dünyası vardı. Dolayısıyla Berlin Duvarı yıkıldığında bütün şeye baktığımızda, bütün bu şey arkasındaki demir perde arkasındaki ülkeler şey bu arada kızım arada bağırıyor çağırıyor çok özür dilerim iki saniye sadece. Estağfurullah. Ben de o zaman şey yapmış olayım. Aslında bu hikayeden anladığımız o zamana kadar karar verme opsiyonları daha kısıtlıydı. Zaten kurulu yoktu. bir dünya vardı. Yoktu öyle bir şey yoktu öyle söyleyeyim kısıtlı dediğimiz yoktu. <laughs> bir araba yani bir tane çamaşır makinesi bir tane şey ev sahibi olmak zorundaydı. Hepimiz böyle bir şey bekliyorduk, bir olgu bekliyorduk e, Furkan Bey ve bu Berlin Duvarı o olguydu. O Berlin Duvarı yıkılacak, hepimiz özgürlüğe gideceğiz. Bir sürü ülke özgürlüğe gitti, Furkan Bey bizimkisi gitemedi, Bizimkisi savaşa gitti. Yani, e, ondan sonra zaten beş tane iç savaşı gördük. Bu arada biz hep Bosna Savaşı'nı konuşuruz ama aslında en temelde baktığımızda beş tane iç savaşı vardır orada. Sadece bu en kanlısı bu arada Bosna iç savaşıdır maalesef. Orada bir katliam yapılmıştır Müslümanlara. Ama şeye hı hı. baktığınızda baktınızsa o ülke tamir oradan parçalandı ve sonra e, zaten e, gelisi e, ben oradan o, o noktadan sonra artık bu gerçeklerin bana satılmasını kabul etmediğim bir dünyaya doğru girdim. Çünkü bize satılan o ideoloji vesairenin sonucunda yıkılmış bir ülke vardı ve ben ondan sonra artık dedim ki akan kendi gerçeklerini arama zamanıdır dedim. E, bu arada şey he, hepiniz bildiğiniz için oradaki tarih kısmına çok girmek istemiyorum. İşte o Slobodan Milošević'in oradaki o ırkçılığı alarak, Sırp milliyetçiliğini alarak oradan başlattığı o saldırılar, ilk olarak bu arada Kosova'da başlamıştı. Bakın Bosna'da başlamamıştır. O, oradaki Müslüman arnavutlar üzerinde bir baskı kurulmuştur. Sonra oradan yayıla, 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 yayıla bütün Kosova şey e, şey yapılan yayılan bir savaştır. Bu arada e, Kosova'da başlaması da çok semboliktir. Onu da anlatayım çünkü. Kosova Savaşı'nı bilirsiniz bu arada. Aslında bizim Avrupa'nın o özellikle Balkanların ve Rumeli'nin kapıları Kosova Savaşı'ndan açılmıştır. Ve orada Sultan Murat da şehit olmuştur. Ama Sırplar'ın prensi Lazar da ölmüştür. Onun için oralara lanet topraklar denir. <laughs> Dolayısıyla bu topraklarda hep böyle bir şey vardır. Hep durmayan bir e, şey vardır, bir sorun vardır. Hatta şeyin annesi, e, Sultan Murat'ın annesi Nülüfer'in bir bedduası vardı gibi konuşulur. Şey derler, e, oğlu ölünce oralarda... Beddua etmiş e, annesi Nülüfer Hatun ve demiş ki ey ıssız Kosova neden beni oğulsuz bıraktın? E, Zenginliğin hep bol olsun. Bakın Yugoslavyada zenginlik hep boldur ama kimse sende servet bulamasın. Böyle bir beddua etmiş. Bu arada şey tabii ki bu bir hikaye bilmiyoruz ama ve e, kan dökülmeden buralar asla yaşayamazsın gibi bir beddua etmiş oğlunu kaybedince bu topraklarda. Gerçekten o beddua var mı yok mu hiçbirimiz bilmiyoruz ama bu toprakların bu bölgenin birazcık lanetli olduğu ve sürekli sorunlu olduğu bir dünyada geldim ben. Dolayısıyla ben çok eksiden başladım bu yaşama. Çok problemli bir taraftan başladım. Yani benim bütün her şeyimi planlamış bir devlet sonunda yok. Düşünsenize bir baba figürü var. Her şeyi senin için planlamış. Sen hiçbir şey yapma diyor ve sonunda yok oluyor. <laughs> Dolayısıyla bir anda böyle çıplak kalıyorsunuz. Yani ne yapacaksınız? Şimdi nereye gideceksiniz? O dakika itibariyle artık ben kendi kaderimi çizmem gerektiğine kanaatine vardım. Önce ne yaptım? 14-15 yaşındaydım. Orada bir tane dergi çıkartmaya başladım. Biraz böyle bir başkaldırı dergisiydi. İlk defa böyle fikirlerimizi, edebiyatı yazalım. Bize öğretilenlerin dışında bir şeyler yazalım. Bu benim aslında ilk defa kendi sesimi duymaya ve kendimi bulmaya yönelik attığım adımdı. Sonra dedim ki artık bu ülke her şeyimizi çözdüğünü düşündüğümüz bu ülke artık yok. Ben artık kendi yolundan gitmeliyim ve orada... Bu arada ben şeyim anlatmadım ama Türk'üm oradaki azınlıklardanım Osmanlılarla beraber gitmişiz. Orada çok az, küçük bir az, azınlık var. O azınlığa ait, yüzde beşlik bir azınlık var. O azınlığa aitim. Artık dedim ki kendi yolumdan gitmeliyim ve Ankara'ya gelmeye e, karar verdim. 17 yaşımda e, aldım çantamı, şeyimi Ankara'ya gelip... ...Bitkent Üniversitesi'ne geldim ve burada işletme okudum. Ama hala içimde kıpır kıpır bir şey vardı çünkü çok... Şöyle söyleyeyim Furkan Bey, yılların açlığı düşünseniz ya, her şeyi bildiğiniz bir hayat nasıl bir hayattır? Yani her şeyi biliyorsunuz. Yani zaten devlet sizin için her şeyi planlamış, her şeyi biliyorsunuz. Hiçbir şey düşünme diyor devlet. Ben zaten şey için planladım. Stajını planladım, okulunu planladım, işe gireceksin, hangi evde yaşayacağını planladım, arabanın ne zaman vereceğimi planladım. Böyle bazen şey anlatılıyor, bu sanki iyi bir şeymiş gibi. Hiçbir belirsizliğin olmadığı bir hayattan bir şey umut edemezsiniz. Umutsuz bir hayat bu yani. Her şeyiniz planlanmış böyle makine gibi oraya gidiyorsunuz. Ve bir anda o sistem yıkılıyor. O planlayan baba ortalıkta yok. Ve siz böyle yetim çocuk gibi <laughs> orada kalıyorsunuz. Truman kalıyorsun. Show bitiyor yani. Aynen Truman Show'un krallığı yaşıyoruz. Yani o zaman 24 milyonduk. 24 milyonluk koca bir ülke. Altı farklı bölgeden oluşan iki tane daha bir bölge var orada. Tam bir Truman Show yaşıyoruz yani. Her şeyiniz planlanmış sizin için. Sadece böyle bir kaderiniz çizilmiş. Sonra bir anda Kaldım kaldınız. Yani hiçbir şey yok elinizde. Devlet baba yok elinizde. Kimse size bir söz vermedi. Hiç kimse bir sözünü tutmak da zorunda değil. Zaten ortalıkta yok. Hadi canım sen hadi yoluna dendi. Ve benim Ankara'ya gelişim aslında temelde öyledir. Bilkent Üniversitesi'nde as, asıl geldiğimde ilk orada ilk defa bilimle, bilgiyle kendimin beslendiğini hissettim. Bazı hocalar bu anlamda çok e, hayatımda önemli roller aldılar. Şimdi onlardan birisini alayım. Selçuk Caner. O tabii şu anda bunları bilmiyordur, görmüyordur ama Selçuk Caner o hocalardan bir tanesidir. Benim kafamı açan, bana yön veren. Yabancı bir hoca vardı bir kere. Anyali Tanatnayen yani şeydi. E, Finlandiyalı bir hocaydı. Onun Doğu Avrupa ile ilgili. Çünkü ben tam bir şeydim. Ya, kapalı bir e, bölgenin bir malzemesiydim. Onun için de ilginç bir malzemeydim. Bu çocuk gelmiş de. Ne? <laughs> neler yaşamış kapalı ortamdan. Şimdi işte böyle şey gibi böyle ortama düşmüşüz. Nedir bu falan anlamaya çalışıyoruz. Kutudan yeni açılıyor. Evet yeni yeni açılıyor <laughs> böyle evet. insanlar bize bana şey soruyorlar bir kenteyken sizin oralarda televizyon var mı falan. <laughs> Yani böyle sanki 1800'lerden geliyormuşum gibi tamam mı böyle anlamaya çalışıyorlar ama orayla beraber orada benim böyle şey kendimi anlama Furkan Bey ihtiyacım orada doğdu ve böyle bir Doğu Avrupa'daki bu liberalleşme yeni açılan pazarları anlama üzerine bir yüksek lisans yapmaya karar verdim. Bu da da bu arada Anjelit Hocam'ın çok böyle beni yönlendirmesi de oldu. Ve ben e, Ohio State'te bulunan e, Case Western Reserve Üniversitesi'nin böyle bir MBA'yi vardı. Hem Doğu Avrupa'da bir yılını geçireceğim hem Amerika'da geçireceğim. Buna gittim. Bütün bölgede yaşadım. Birkaç ülkede yaşadım. Prag'da yaşadım. Budapest'te uzunca bir zaman yaşadım. E, Varşova'da yaşadım. E, tabii ki şeyim, yüksek lisansımı aslında Cleveland'da yaptık. Yüksek lisansımı kazandıktan, aldıktan sonra e, İstanbul'a dönüş yaptım. Dolayısıyla İstanbul'a döndüğümde artık şimdi e, tam da bu bahsettiğimiz 2003 yılları tam da dijital devrimin şeyi böyle yeni yeni yonca ile başladı. Bir sürü bizi izleyenlerin hiçbirisinin haberi dahi yoktur ama <laughs> Facebook'tan önce Facebook'ta beraber yonca vardı bizim hayatımızda. Ben, Hatırlar mısınız Furkan Bey? Bence güya ben biliyorum yani. benim güya ben, değil mi? <laughs> güya ben bilmeniz bile mucize. Ama bizim o yoncalar vardı. Böyle şey zannettik biz yani. Aa, aman Allah'ım böyle bir şey oluyor. Bir iletişim devrimi oluyor zannettik. Yani platformlar bir araya gelmişler. Bizim daha çok iletişim kurmamızı, insanlığın bir araya gelmesini çok saftık öyle söyleyeyim. Hatta hatırlıyorum bu şeylerde sunumlarda ki ben önce bir veri şirketinde çalışmaya başladım. Sonra reklam şirketinde uzun yıllar çalıştım. Şöyle anlatıyorduk işte dünya daha özgür. E insanlar birbirleriyle iletişim kuracaklar. İşte Türkiye Facebook kullanan en çok kullanan beş ülkeden bir tanesi. Bununla gurur duyuyorduk. Ne kadar safmışız ya. Ben de bunları anlatıyordum ya. Utanç şu anda. Utanç sebebi öyle söyleyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> Anlamamışız. Hepimiz verilmişiz orada tamam mı? Bizi bir güzel işliyorlarmış orada. Zannediyoruz ki özgürlük kurmamız için vardılar. İşte biz iletişim kuralım ama en azından şunu söyleyebilirim. E, biz e, son Mohikanlarız Furkan Bey. Böyle bir şansımız var. Niye son Mohikanlarız? Biz o offline dünyayı, online'ın dışındaki gerçek dünyayla online dünyayı iyi de yaşamış e, son jenerasyonuz. Yani biz offline dünyada doğduk. Sizin online dünyanıza düştük, sizler ise online dünyaya düştünüz. Siz o kadar bizim kadar sağlıklı bir karşılaştırma ömür bile yapamayacaksınız bir kere onu söyleyeyim. Ama evet. biz ilk bu ilkleri gördük, biz o dijital devrimin o başladığı, o dijital devrimin şunu kastediyorum, internete şeyin girmesi, sosyal medyaların girmesinden kastediyorum, özgürlük zannettik onu ya ben neler anlattım ya yani inanamıyorum ya. Yani. özgürlük anlattım iletişim şeklimiz değişiyor bilgi demokratikleşiyor Neyse bilgi ne demokrasi yanından geçmiyormuş. yani bu gün sonunda o bilginin bir gardiyanı var arka tarafta devasa şirketler var ve bu şirketler bizim oralarda daha çok vakit geçirmemizi ve bu bizi daha, daha, çok yani dataya dönüştürmek istiyormuş onu artık birazcık sonra anladık. son ben oralara şimdi kafayı taktım arada da bu arada reklam dünyasının içindeyim Grey'de çalışıyorum Grey dünyanın en büyük reklam ajanslarından bir tanesi e, ee, yani dünyada 450'ye yakın şehirde var en temelde. Bu arada istediğiniz zaman benim sözümü kesin lütfen. Ee, aslında belki Grey'e geçmeden önce o süreçte iki, iki geçişi e, alabiliriz. Yani Grey nasıl oldu da o yüksek lisans sürecinden sonra e, bu alana geçtiniz? Çünkü <laughs> orada bir sürü aslında anlar var yani. Valla ne anlar var orada yani. Ben şimdi tamamı Amerika'dayım. Ee, yüksek lisansımı bitirmek istiyorum. Arada da şey, e, Türkiye'ye döneceğim. E, bu arada şey de, Türkiye'ye çok dönmek istemiyorum. Bir taraftan da Kolombiya Üniversitesi'nden kabul almışım, oraya gideceğim. Ama ailem de Türkiye'ye dön diyor, Türkiye'ye dön. Çünkü ailem de mesela, ablam da e, Türkiye'ye gelmiş, şey TUS'la derece almış, Cevap Paşa'da şey yapacak, uzmanlık yapacak, doktor benim ablam. Onun peşine de aile de gelmiş, bana da İstanbul'a gel, İstanbul'a gel diyorlar. Ben de İstanbul'a aslında dönmek istemiyorum ama beni böyle bir kandırdılar. Dediler ki hadi gel bir sene kal, ta ki biz buralara alışırız. Tabii onlar kurnazlar, biliyorlar bir sene kalan bir daha da zor gider zaten. Olmadı zaten. Sonra işte birine aşık olduk. Şimdi o da zaten eşim, eşim benim iki tane de kızım var. Ama şimdi orada arada iş arıyorum. Şimdi nasıl, ilk işimi nasıl bulduğumu anlatacağım. Ee, şey çağırdı beni. İsmini de vereyim. PricewaterhouseCoopers çağırdı beni. Böyle bir görüştük. Beğendiler beni. Ama ben böyle bir şeyim. İçimde böyle bir enerji var. Ben çünkü çok bastırılmış bir çocukluk yaşıyorum. Çünkü bir sistem var. Bastırmış. ne inanman gerektiğini söyleyen bir sistem. Tabii ki bastırır seni. E i̇şte gitti PricewaterhouseCoopers. Orada her şey çok disiplinli geldi bana. Her şey çok disiplinli, her şey bir rakam dünyasında vesaire. Yani arayışım devam ediyor. İstiyorum ki böyle içindeki o yaratıcı enerjiyi bir şeye döndürebileyim, bir yer arayayım. Bu arada ee, bir tane şey, kariyer nete bir tane şey koydum. İlan koydum ama resim bulamadım. Böyle saçma bir resim buldum, onu koydum. Meğer o bir tane Alman şirketi var, data şirketi. Beni görmüş, böyle, bu manyak kimdir demiş tamam mı? Üzerimde abuk subuk işte tweet'i var üzerinde. Çağırın şu olanı bir görelim demişler. Şey. Böyle gittim ben. Böyle tanıştım ve ilk işim, o Alman şirketi veri işim böyle başladı. Ama veri işi de beni böyle sarmıyor. Böyle hala şey istiyorum, daha yaratıcı bir iş yapayım. Daha iletişimle ilgili bir iş yapayım. Daha böyle duyguların ürüne döndüğü bir iş yapayım. Arada da böyle hep anlatıyorum, her yerde bir şeyler anlatıyorum vesaire. Bunu anlatmaya başlayınca böyle reklam ajansı, arada başka bir süreçte de vardı ona girmeyeyim. Reklam ajanslarının böyle bir dikkatini çektim. İlk zaten bir, 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 birkaç tane reklam ajansı aynı anda çağırdı ama şöyle bir fark vardı. Neden Grey'e gittim onu söyleyeyim. Hepsi oranın CEO'ları hepsi şeye çağırdılar, ofislerine çağırdılar. Bir de Grey'in CEO'su o zaman Eschinada artık orada değil, Alper. Alper beni yemeğe çağırdı. Alper çok sevdiğim, en çok sevdiğim patronlarımdan birisidir. Beni ofisine çağırmadı, beni öyle kapı önünde bekletmedi. Yok yani beni e, sekreter aradı ve şurada şurada sizinle yemek yemek istiyor dedi. ...daha iyi teklifim vardı Furkan Bey. Diğer ajansların teklifleri daha iyiydi. Ama buradaki patron... ...beni yemekte, yemekte benimle konuşunca... ...ben dedim bu adam beni anlar. E, ve gerçekten de beni anladı. Yani bu anlamda benim çok şey, şey yolumu açtı. Ben global bir pozisyona kadar çıktım. E, Gray'in strateji board'u vardır. E, 12 tane stratejistin oluşumu. Devasa bir şirket bu arada Gray şu anda. Yani 100 kusur ülkede olan, 450 şehirde olan bir e, şey. Ben o board'a girince... Aynı zamanda global pozisyonla birlikte dünyanın bir sürü şeklinde farklı işler yapmaya başladım ajans adına. Ajans adına çalışmaya başlayınca da bu veri devrimiyle ilgili olan olup biteni daha iyi anlamaya başladım. Suyu döktüm pardon. Çok özür dilerim şu anda bir suyu döktüm. Siz onu ha. hallederken ben bir yandan... <laughs> şey Devam, Devam ediyorum her şey oldu. Kızımla tartıştım şu anda suyu döktüm. Çok güzel oldu. Yani, e, orada şeyle çalışırken e, Gray'le ile çalışırken başka bir dünyaya girdim Furkan Bey. Yani datayı anlamaya başladım. Olup biteni anlamaya başladım. Ne kadar safmışız onu anlamaya başladım. Yani şey zannediyorduk işte özgürlük. E, birbirimizle işte daha iyi iletişim kuracağız. E, daha daha iletişim falan kurmuyorduk. Dataydık hepimiz. Hepimiz yürüyen birer veriydik ve orada o verinin nasıl işlendiğini, o veriden neler çıktığını anlayınca dedim ki dünya başka bir yere gidiyor yani bizim oraya doğru gitmemiz gerekiyor ve öylece ben de geriye döndüm ben çok sevdiğim patronuma dedim ki benim başka şeyler yapmam lazım. Yani ben açım o veriyi analiz etme, veriden o içgörüyü çıkartma, o fikirleri bulma ben sistemin şey ee, elemanı olamıyorum. Olamıyorum yani ben çok fazla uzun zamandır zaten sistemin parçası olmuşum. Birazcık sistemden çıkmam lazım. Fazla büyük, fazla kurumsal. Geliyorsunuz bana ben gitmem lazım. Ben patronumu çok seviyordum. O da bana bir, biraz daha kal biraz daha kal diye diye bir buçuk sene tuttu beni öyle söyleyeyim size. Ben istifa ettikten bir buçuk sene sonra gidebildim. Ama e, çıktım ve dedim ki bu iç görüyü, bu duyguyuyla datayı bir arada analiz eden bir şirket kurmak istiyorum. Ve böyle çok şey yapmak istiyorum. Böyle e, özel işler yapmak istiyorum. Mesela Türkiye'nin bilinçaltına bakmak istiyorum. Mesela Türkiye'nin hayal haritasını çıkartmak istiyorum. Çok küçük başladık. E, Future Bright'ı kurdum ben. Evet. Ama ben zaten küçük kalmak istiyordum. Ben böyle butik işler yapmak istiyordum. Ama meğerse Türkiye'de açmış bu ürünlere. inanılmaz hızlı büyüdük. Öyle bir üç kişi başladık. Ben zaten geç katıldım bu arada. Şu anda 160 kişilik bir ekibiz. Toplamda altı şirketten oluşuyoruz. Bilinçaltı, bilinç dışı İsveçli bir şirketle ortaklığımız var. Harvard Business School'un şirketiyle ortaklığımız var. 13 Orta Doğu ülkesinden sorumluyuz. Yaptığımız iş aslında temelde bilinçaltına inmek, bilinç dışı içgörüleri bulmak, konumlandırmalar çalışmak, inovasyonlar çalışmak, yeni ürünler çalışmak. Ben de özellikle e, algoritma taraflarında çok uzmanlarım var, uzmanlaşmaya çalışıyorum. bitirme Bitireceğim bu arada birazdan Furkan Bey soruları almamız gerektiğini de e, anlıyorum. Ama e, özellikle bir şeyim de var, e, sadece böyle bir iş dünyasında da yaşamıyorum. Açık veri toplumu içinde bir savaş veriyorum, bir dernek kurduk birlikte. Açık veri toplumu ne demek? Açık veri, özellikle girişimciler, sizin gibi genç girişimciler veriye ulaşamıyorlar veri çok çok pahalı bir şey ve size haksızlık oluyor. Bu haksızlıktan e, haksızlığın karşısında birazcık dataların özellikle daha çok açılması, girişimcilere bu dataların verilmesi anlamında bir e, mücadelemiz var şu anda. Çünkü şuna inanıyoruz ki o açılması gereken datalar ama gizli mahiyeti olan datalardan bahsetmiyorum. Açılması gereken datalar açılırsa ve sizin gibi girişimcilerin eline geçerse sizin gibi girişimcilerin iyi ürün çalışacağını, iyi inovasyon getireceğine inandığım için işimin dışında da böyle bir açık veri derneğinde de bir organizasyonu var ve orada mücadele etmeye devam edeceğim. Harika harika. Aslında ben şunu anladım biraz da İlk zamanlarınızdaki o e, tek düzelik ve bir e, seçeneği olmaması, her şeyin kararlı olması e, aslında bir yerde patlamaya e, insanın kendini arayışına, sizin o e, süreciniz, e, üniversitedeki, e, yurt dışındaki süreciniz ve onunla birlikte bir e, reklam dünyası ile birlikte açıldınız. Ama orada da aslında sizin aslında arayışınızın duramadım, duramadım. kendisi, bu kararı veren yapıların e, kendisi aslında toplumlarla, hiç karar vermeyen bir toplumdan karar veren toplumların iç içgörüsüne uzanan e, bir yolculuğu. Şunu da fark bir... ettim Furkan Bey. Güzel bir tespit yaptınız ama şunu da fark ettim. Bu dijital dünyanın bizi sıkıştırmaya çalıştığı yerde benim o geldiğim eski komünist rejime çok benziyor. Onlar da bizi yönlendirmek istiyorlar. Onlar da bize e, neyi alacağımızı, kimine görüşeceğimizi, neye inanacağımızı yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu sistemin nasıl çalıştığını görünce bu sistemin karşısında birazcık durmam gerektiğini de düşündüm. Çok benzerlikler gördüm. Kitabımı yazınca da tam da bu benzerliklere fazlalıkla odaklandım. Ama sadece şunu ekleyeyim ve altını çizim önemli bir şey söylediniz. Bakın her şeyin belli olduğu şey güven vermez, bitirir. İnsanın ruhu durmuyor, insanın ö, ö, kıpır kıpır ruhu insanın ruhu e, belirsizliklerden de besleniyor. Burada hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Bakın ben her şeyin belli olduğu bir sistemden geldim ve inanın dünyanın en sıkıcı, en yaratıcılığı öldüren sistem odur herhalde. Onun için e, belirsizlikler de iyidir. Belirsizlikler ruhu canlı tutar ve o ruh ben ona şey demiştim içimdeki yörük demiştim. Sürekli yürümek isteyen, yeni bir şey keşfetmek isteyen içimde bir yörük vardı. Bu yörüğü canlandırmak için belirsizliklere de ihtiyaç var her şeyin belli olduğu, her şeyin güvende olduğu toplumdan da pek bir şey çıkmaz. Onu da söyleyeyim. Örnek İngiltere. Şu İngiltere muhteşem. Hepimiz beğeniyoruz. Ama İngiltere'deki büyümeler 0.0 bilmem kaç. Büyümüyor. Yaşlanıyor. Dolayısıyla birazcık da şeye baktığımızda evet bu bir denge olması gerekiyor. Her şeyde belirsiz olmaması gerekiyor ama birazcık belirsizlik şey demek, opsiyon demek. Gencin hayatında opsiyonlar olacak. Yanlış da yapacağız. Yanlış da yapacağız, düzelteceğiz, doğrusunu bulacağız, yine yanlış yapacağız. İnanın bu olmadan insan ol olmuyorsunuz. Çok yarım insan olarak kalıyorsunuz. Evet, içimizdeki o süreci keşfetmek, denemekle birlikte, belirsizlikle birlikte birlikte var olabiliyor. E, o da bizi zengin kılıyor aslında, farklı kılıyor. E, daha e, renkli bir dünyaya e, o ...oluşturuyor çevremizde. Ee, Yusuf İzzettin içeriden şöyle bir soru var. Onu da e, teşekkür ederiz. Onu da paylaşmış olayım. Kontrolünüzde olmayan değişimlere nasıl tepkiler verilmeli diye. Aslında e, birçok değişken var. Bazıları da kontrolümüzde değil. Ee, bu belirsizliği oluşturan Parlak şeyde. Hala kitabımda şöyle bir şey yazdım. Ee, Türkiye'deki e, gençlerimize özellikle şöyle dedim. Biraz e, bizim suçumuz var. E, şunu anlamda söyleyeceğim bunu. Ee, motivasyon konuşmacıları çok fazla sorumluluk koyuyorlar bu gençlerin sırtına. Ve sanki böyle sen yapmadın, sen yola çıkmadın. Onun için bu hale geldi. Arkadaşlar, hayat e, kontrol edebileceğiz bir şey değil. Böyle bir şey yok. Hayat, e, tabii birçok şey sizin kontrolünüzün dışında. Buna nasıl tepki verdiğiniz önemli. Her şeyi siz başlatamazsınız ve her şeyi de böyle büyük büyük sorumlulukları alamazsınız. Almayın zaten. Ben bir kere şunu söylüyorum gençlere, kendinize daha nazik olmayı bir kere öğrenmeniz lazım. Evet, daha nazik olun kendinize. Evet, Covid var şu an dünyada. Ekonomik problemler var. E var bunlar. Bunlar sizin de sorumluluğunuz değil. Belki de en çok bundan etkilenen kitlesizsiniz. Dolayısıyla bu arada kendinize birazcık şey. Ama yapılması gerekenler de var. Bu nedir? E şimdi yapay zekaya doğru gidiyoruz. Yani şunu artık anlıyoruz ki robotlar geliyor. Yapay zeka bir sürü işi yapacak. şimdi. Böyle şartlarda bazı hazırlıklar yapma gerekiyor. Bu hazırlıklar nelerdir? Onunla ilgili küçük bir açıklama vereyim. Bir, bir kere duygusal zekamızı beslemeye devam makineye karşı tek avantajınız duygusal zekanız. Duygusal zekanızı nasıl beslersiniz? Farklı olanın peşine düşün. Sadece kendi meslenizde uzmanlaşmayın. Benim zamanımda son mohikanlar demiştim ya. Ekonomiden mezun olup ekonomist oluyorduk. Siz zamanınızda maalesef öyle bir şey olmayacak. Siz bu anlamda şanslısınız. Ekonomiden mezun olsanız da bir meslek sahibi olacaksınız anlamına gelmiyor. Daha entegre düşünün. Daha multidisipliner olun. Duygusal zekanızı besleyin. Farklı bilim dallarına bakın. Antropoloji, sinir bilim, e, sosyal coğrafya. Buraları mutlaka öğrenin. Bir probleme farklı yönlerden bakmayı öğrenirseniz bu, bu denli algoritmik dünyaya gidiyoruz. Hatta büyük olasılıkla onlar dijital hmm. diktatörlükte dedim. Dijital diktatörlükler dünyasında bu dijital sistemin sizi çok yönlendirmesini istemiyorsanız bir kere daha entegre düşünüyor olmanız gerekiyor. Ama şey de ismi neydi soru soran arkadaşı çok özür dilerim. İzzet. İzzet Bey'in de sorduğu soruya ön öncelikle x vereceğim cevap şu. Kendinize daha insaflı olmayı öğrenin. O kadar da şu şeyleri, bu motivasyon konuşmacılarının gazlarına çok gelmeyin. Hmm. Hiçbir zaman hayatı kontrol edemeyeceksiniz arkadaşlar. Kimse hiçbir zaman hayatı kontrol edemeyecek. 43 yaşına aynen. geldim hala kontrol edemiyorum. Neyi kontrol edeceksiniz? Etmeyin zaten. Ama nasıl tepki vereceğiniz önemli. Aynen. aynen. Valla çok güzel oldu. E, akan Bey çok sağ olun. Evet, bu 23 yaş hikayeleri serimizde gelecekte de devam edeceğiz. Ee, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Şu anda temizlemem gereken bir su var şu anda. <gülüyor> masada. <gülüyor> masada. Çünkü siz görmüyorsunuz ama burada bir üçüncü dünya savaşı oluyor. Kızım <laughs> oradan geliyor. Ben, hikayeler ya, böyle şey. Ben 9 yaşında ve 3 yaşında iki tane kızım var. Şimdi yeni modaları şu. Tamamıyla böyle babanın konuşmasını da önleyecek bir şaka yap. Bana, bana <laughs> su var. Şu anda kaos. Biz ben bir gölün içinden konuşuyorum, öyle söyleyeyim size. O zaman e, çok, çok teşekkür, teşekkür ederim davet ettiğiniz evet. için. Görüşmek üzere. Herkese selamlar ve sevgiler.